Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni tekrar birlikteyiz. Şimdi de elektrik akımında soru çözümünün birincisi olacak. Böyle bir video hazırladık ama şimdi hocam ne oluyor ya sizin devreler yanmış diyebilirsiniz. Elektrik akımı 10. sınıfların birinci ünitesiydi. Niye böyle yaptık? Ankette çok istek aldı. Yani biz de tabii kırmadık vatandaşı. Elektrik akımı ile ilgili bir soru çözümü yaptık. Ama 11. sınıflarım 10. sınıflarım lütfen size şunu soruyorum. Şunu söyleyin istiyorum. Yorumlarda kaçıncı sınıf olduğunu belirt. Ondan sonra da bana şu konudan soru çözümü yapın. Hatta detaylı olarak hangi tür soruda hata yaptığını biliyorsan soru tipini bile yaz. Yönlendir beni. Şimdi artık hani son hafta olduğu için dersler kesildi, notlar teslim edildi. Ne bileyim belki bu hafta boş geçebilir. Onun için böyle biraz böyle elektrik akımını isteyen arkadaşlarımın büyük ihtimalle lise son ya da mezun grupta olduğunu düşünerekten yaptım bunu. Ama ikinci dönemin başında hangi sınıftaysanız ona göre paralel götürmeye çalışacağım. Yani kimseyi üzmemeye çalışacağız. Şimdi bir başlayalım bakalım. Yani nedir, ne değildir? Hani yorumlarda tekrar söylüyorum. Bekliyorum. Hangi konudan istiyorsunuz? Kaçıncı sınıfsınız? Lütfen videonun altına yazın. Elektrik akımı. Evet bakın bir daha okuyorum. Elektrik akımı. Şimdi böyle bir şey. Yani burada insanlar kızıyor diyor ki artık hocam eşdeğer direnç sorulmuyor. Efendim işte tabii sorulara bakınca öyle olmuyor ama bu kadar karmaşık sorulmuyor. Neden bunları yapıyorsunuz? Ben elektrik akımında şunda hata yapıyorum diyor. Senin hata yaptığın yerlerdeki hata sebebi lambaların olsun, dirençlerin olsun, voltmetreyi soruyor, ampermetreyi soruyor. Orada nasıl paralel bağlı, nasıl seri bağlı Onları göremediğin için orada hata yapıyorsun. Ama voltmetre olunca da diyorsun ki ben voltmetreli soruları yapamıyorum. Öyle değil. İlk önce devre elemanlarının nasıl bağlı olduğunu anlaman lazım. Bir hatırlatma sorusu yaptım. Yani kızmaya gerek yok. Şimdi sana verilen harfler varsa onları bir kere sonuna kadar kullan. Önüne engel çıkana kadar devam et. Bak buraya geldim K. Sonra önüme hiçbir şekilde engel çıkmıyor. Dümdüz kablo geldim buraya kadar. Burası K. L geldi buradan. Nefis. Burası L. Devam ediyor. Burası L kaldı. Artık yapacak bir şey yok. Ha yeni bir harf vermen gerekiyor. Ne yapacaksın? En azından 3 tane kablonun birleştiği yere harf ver. Şimdi burası da M olsun. Ne demek şimdi bu? Şimdi arkadaşınız şöyle yapıyor. Mesela böyle direnç var, böyle şeyler var. Burada böyle karışıyor ortalık, bir şeyler oluyor. Tamam mı? böyle bir şeyler oluyor. Böyle burada bir şey daha oluyor. Gidiyor böyle abuk sabuk. Yani çizemedik, yani şuralarda kalıyor. Yani böyle bir şeyler oluyor. Ya şuraya da harf verme ya şuraya da harf verme yani ikisi birbirine seri işte yani en azından 3 kablo olsun derken demek istediğim bu. Şimdi benim devrem neydi? K ve L arasındaydı. Şöyle bakıyoruz. K ve L yaptım. Şu araya da M koydum. Arada bir yerde nerede olduğunu bilmiyorum. K M arasında 6 var. Şöyle 6'yı attım. Kullandığım için karaladım. K M arasında 3 var. Şöyle de 3 yapıyorum. Bakın zikzakları yapmıyorum. Zaten direnç olduğunu biliyoruz onların. KL arasında 12 var. E, maşallah. Şöyle bir 12'yi çizdim. Bu da gitti. Sonra da ML arasında 4 var. Şurası da 4 oldu. Bundan sonra artık yapacak bir şey yok. Sana kalmış bir şey. Bakın burada iki tane seri var. İkişer ikişer gittiğimiz zaman hani çarpımları böyle toplamları diyebiliyorduk. Bununla ilgili o ne ya dediysen eğer şu anda hemen elektrik akım videolarına gidiyorsun. Hocam bunlar 5 yıl önce çekilmiş. Ya bunlar artık değişti. Hayır seri paralel bağlamanın formülü değişmedi. Pratik yöntemleri değişmedi. Lütfen bakın. Hatta ben size bir sır vereyim. O videoları çektiğim zaman şu anda sizin gördüğünüz müfredatın hedef ve kazanımları yeni açıklanmıştı. Taslak olarak ona göre çekmiştim. Ha yıllar geçtikçe bir iki minik noktayı çıkarmış olabilirler ama elektrik akımında galiba bu böyle olmadı. Elektrik akımı olduğu gibi duruyor. Her neyse bu dediğim gibi çarpımları böyle toplamlarından iki gelecektir. Her zaman en küçük olandan daha küçük çıkacaktır bunu unutmayın. Hani şöyle R eş diyoruz ya mesela işte R1 R2 sadece iki tane için bunu yapabilirsin bunu sakın unutma. Böyle çarpımları böyle toplamları işte 6 var 3 var 18 burayı da topladık 9 oldu 2 geldi. Evet en küçük olan 3'tü 3'ten daha küçük o da sağlaması oluyor. Sonra bunlar seri oldu bak ne yaptı burası 6 oldu. Sonra Evet şöyle bir şey oldu. Yukarıda 6 var aşağıda 12 var. Bunların böyle artık paralel olduğunu görüyoruz. Bunların yine çarpımları böyle toplamları tadında bakabilirsiniz. Aynı şekilde bu da 4 verecektir. Birinci sorumuzun yanıtı. Aslında önemli olan şuradaki işlem değildi. Buradaki harflendirme ve nelere dikkat ettiğimdi. Devreye bakıp karışık olmasından tırsıp kaçmayın. Mutlaka orada yani büyük ihtimalle harf verdiğiniz zaman ortaya çıkacaktır olayla. Evet, o bu ne? Ben de hani bir evet, S anahtarı kapatılırsa S anahtarı burada, ampermetre voltmetre ne değerler nedir? Şimdi durum ne ki ben hani ne oluyor? Şimdi bir bakalım amper böyle akımımızı gönderiyoruz, şuradan şöyle geçiyor nefis, olay yerini terk ediyor. Şöyle bir durum var. Şöyle yapayım ben bunu. İki tane direncim var şu başlangıçta olayımız bu İlk devre bu. Şimdi sen bunu kapattığın zaman ne olacak? Onu bir konuşalım. Şimdi baktığında anında burası şöyle birbirine paralel olduğu için R bölü 2 verecektir. Akımı kolaylıkla söyleyebilelim diye ana koldan gitmek istiyorum da şöyle bir durum oldu. Bakın e şimdi baktığında buradaki eşdeğer direnç 2R'dir. Buradaki eşdeğer direnç 3R bölü 2'dir. Yani senin direncinde azalma var. O zaman akım ne yapar artar ampermetre arttı. Güzel şimdi ampermetre arttı da ne oldu? Nasıl oldu? Ona bir bakalım şimdi. Buradaki voltajı bulmanın birçok yolu var ama yani herkes tabii kendi sevdiği yöntemle yapacaktır. Ona bir şey demiyorum. Şimdi ben böyle baktığımda şuraya V dersem bunların her birinin V bölü 2, V bölü 2 aldığını görüyorum. Aynı akım geçtiği için bunu bir güzel eşit dirençler olduğu için yarı yarıya paylaşırlar. Neden? Ohm kanunu var. Bu konunun tek bağıntısı var. Yani sonuçta dirençler aynı. Aynı kol üzerinde akımlar da aynı. O zaman V'leri eşit olacak. Ve bu V'leri topladığın zaman da buradaki büyük V yapacak. O zaman yarı yarıya paylaştınız bir kere. Yani başlangıçta ilk durumda şöyle yazalım. Evet aa, burada bak çıkmıyor. Şimdi fark ettim ha. Aman diyeyim orada. Yani millet kızacaktı e, bize. Evet şurada bir yukarıya gitmiş kağıt. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada ilk önce V bölü 2 idi ona bir bakacağız ne olacak diye Şimdi ikinci durumda ne oldu böyle bir şey var bakın şuraya baktığınız zaman Ne yaparsanız yapın buradan geçen akım yine aynı e O zaman sen burası için ilki için yani baktığında burada i çarpı R yazmak zorundasın burada da i çarpı R bölü 2 yazmak zorundasın yani Şuna baktığında voltaj değeridir bu V üssü Buna baktığında onun 2 katı gözüküyor 2 V üssü Bunları topladığın zaman 3 V üssü var ve bu da kime eşit olmak zorunda? Buradaki V'ye. Evet herkesin voltajını tek tek buldum. V üstü ne oldu? V bölü 3 oldu. Şöyle bir hatırlattık. Güzel. Buna öyle hemen pat küt kafadan bu böyle oluyor şöyle oluyor diye yapmamıza gerek yok. Böyle güzel güzel eski günleri yad ederekten ya bu yeni nesil sorularla ilgili olarak bir tane video yapacağım inşallah bu hafta. Bu konuyla ilgili olarak fikrimi içimdekileri eteğimdeki taşların hepsini dökeceğim. Haberiniz olsun herkes yeni nesil yeni nesil diyor ya. Yani böyle bir vakit ayırabilirsem hatta güzel bir video olacak böyle. Hani edit edilmiş bir şey yapmayı düşünüyorum ama olmazsa da ana fikri vermek adına bir, bir sakin olun nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda bir video yapmayı düşünüyorum. Hani böyle kişisel anlamda fizik tadında umut öncülden hani bu iş nasıl yapılır videosu gibi olacak yani öyle söyleyeyim. Her neyse. Burası V bölü 3 oldu. Şurası V bölü 3 çıktı. Bak dikkat et. V üstü V bölü 3 çıktı. E O zaman ne oldu? Bu V bölü 3'e gitti. Şimdi ne yaptı? Akımın arttı. Efendim burada da e, sonuçta da voltajın azaldı. Şimdi bunu mesela beğenmeyebilirsin. Hocam böyle yapmaya gerek yok ya. Bak akımın arttığını buldun. O güzeldi. Tamam akım artıyorsa. Bak bu sol taraftaki direnç hep aynı duruyor. Dikkat. Buraya geldiğinde şimdi bunun V'si I çarpı R ya, R'si aynı kalıyor bak. Akımı artarsa voltajı artar diyorum. E bunun voltajı artıyorsa toplam voltajın da buradaki voltajın da sabit olduğunu unutmayın. Burası artıyorsa o zaman buranın voltajı düşer. Paralel olması bir şeyi değiştirmez. Paralelde ister bu, ister bu, istersen bunların yerine geçen o tek direnç hepsi aynı voltajı alır. Bu şekilde de pratik çözülebilir. Ama bazen bu insanlara ters geliyor. Onun için klasik yöntemle çözdüm. Sonra da bak kahverengiyle yaptığım çözümde de bu işin pratikte nasıl olması gerektiğini de söyledim. Tekrar anlatıyorum. Bak dikkat. Şurayı böyle R R R bölü 2 diye koyduk ya buraya. Sol taraftaki R'ler aynı. Dikkat edin. Oradan gidiyorum. Akımın arttığını zaten bulmuştuk. Akım artarsa direnci sabit ya voltajı artar. Buranın voltajı artıyorsa o zaman buranın toplamın sabit kalması adına buradaki voltaj düşer. Böyle de söyleyebiliriz. Çok güzel bir soru bence. Artar azalır sorusu işte. Sadece seçeneklerini yazmadık. Ahanda parlaklık sorusu. İşte geldi. Şöyle bir kırmızıyı açayım. Evet özdeş lambalar KLM'nin parlaklıklarını karşılaştırınız. Şimdi arkadaşlar bunun konu anlatımı tabii ki de var. E, elektriksel güç diyoruz biz buna. Elektrik, elektriksel. O galen biti. Elektriksel. O galen biti. Elektri Bakayım yazacak burası? Elektriksel güç. Kırmızıya da kıyamadım ya. Hemen arka tarafı denedik şöyle. Elektriksel güç deniyor. Parlaklık deniyor. Ne diyorsam parlaklık birim zamanda açığa çıkan ısı miktarı deniyor. Şimdi burada o zaman P harfiyle gösterelim. Parlaklığın P'si değil, Power'in P'si bu. Evet. Parlaklığı neyle ilişkilendirmiştik biz? Hatırlayın. I ile ya da Efendim V ile. Ben hangisini seviyordum? Hatırlayan var mı? Evet millet şu anda birbirini eziyor. Kesinlikle voltajı seviyoruz. Çünkü akım değişebilir. Anahtarlar açılıp kapanabilir. Bir şeyler olabilir. Tamam mı? Sıkıntı çıkabilir. Ama asla voltaj sıkıntı yaratmaz. O zaman biz bunu voltajla çözeceğiz. Yani çok zorda kalmadığımız sürece akıma yanaşmam ben. Yani bakalım. Şimdi bana devre yeterince karışık geliyor. Özdeş lambalar diyor. Güzel. Yani en azından rahat çalışacağız. Bir bakalım bak. Üretici ilk önce uçlarına bir harf ver. Tamam mı? Şuraya mesela diyelim ki K dedim. Var. demedim. Devrede kullanılan harfleri asla kullanmayın arkadaşlar. X dedim. Efendim burada da y dedim. Şimdi önüme kimse çıkmadığı sürece ben her yere aynı harfleri vereceğim. X bunlar. Y de gidiyor. Buradan y var. Y var. Efendim buraya geliyor y. İstersen buraya z diyebilirsin. Buraya Z diye. Ben teslim oluyorum ya. Bu çok kalın yazıyor. Tamam mı? Böyle bir şey oldu. Şimdi tabii ki de V'si çok olanın parlaklığı çok. Bakar mısın ya? Şuradaki isimsiz kahraman yani direkt XY arasında olduğu için XY arasında da Epsilon var. Bu Epsilon aldı. XY arasında M var. Epsilon aldı. Bir kere M şampiyon. Ya da en fazla biriyle eşit olabilir. Bilmiyoruz. Sonra buraya baktığınızda sonuçta devre bak XY arasında. Burada X'e, X'e ve Z'ye var. Yani şöyle bir durumumuz var. Arkadaşlar bakın şöyle bir durum var. Şimdi bunlar kim? Bir tanesi isimsiz alttaki L olsun. Bu da K oldu. Şu taraf neydi? Şöyle tekten bak e, pardon iki taraftan şurası x'ti şurası da y burası da z şimdi burada dünyanın en ünlü sorularından bir tanesi istediğiniz videoyu açın benim onun şunun bunun istediğiniz kitabı açın çok ünlü bir şeydir her kitapta olmalıdır ve bu devreyi çözmüş olman gerekiyor iki paralel bir seri devresi inanılmaz ünlüdür nasıl çözersin Kimi arkadaşınız ezbere diyor ki hocam hep aynı şeyi soruyorsunuz ben artık ezberledim diyor böyle yapma bak akımdan ispatını yapayım yani sadece bir kez daha gösterelim diye. Bunlar eşit dirençler olduğu için iyi iyi gelecek bunlar. Buraya geldi 2. Voltajlarını bulalım. Bak burada i çarpı r olacak. Burada da i çarpı r. Burada ama 2 i r. E V'ler paralellerde neydi? Aynıydı. Yani sen buraya i r diyorsun ya. Buraya v üssü desen. E burası 2 i r olduğu için ne olacaktır? 2 v üssü olacaktır. Bunu unutmayalım. Toplamı da 3 V üstü dediğimiz şeyde senin buradaki devrende epsilon var ona eşit. Yani V üstü eşittir E bölü 3 geldi. Kim o? Şuradaki tek duran İR dediğimiz şey. Bak V üstü dediğimiz şey. O zaman bu tek duran e bölü 3 aldı. Bu isimsiz kahraman da e, e bölü 3 tabi. Evet burası da 2 tane E bölü 3 oldu. Şimdi herkesin boy sırası gerçekleşti. V'si çok olanın parlaklığı daha çok dedik. Orantılıdır diyorum bak. Orijinal formül şöyle bir şey arkadaşlar. Kimse kızmasın bana böyle. Mesela bazen şey geliyor ya hani voltaj 2 katına çıktığında parlaklık ne olur? 2 katına çıkmaz bak karesi var. O zaman sıkıntı olur. 4 katına çıkar. Herkesin galiba şampiyon M ilan ettik. Sonra K var. Sonra da L var. Bunu söyleyebiliriz. Parlaklıkta voltaja bakmanız tavsiye olunur. Efendim şekildeki devrede ampermetre ve voltmetrenin okuduğu değerler. Ampermetre burada yol üzerinde. 3 tane direnç var. Voltmetre böyle antika bir yere konmuş. Dikkat edin. Aynı renk yapmasaymışım keski. Ama bak böyle değişik oldu. Evet bu ölçü aletini böyle gösterdik. Voltmetreyi ne okur? Şimdi ampermetrenin iç direnci şöyle iç dirençleri yazalım. Sıfır kabul edilir. Yani hayal dünyasında. Voltmetrenin iç direnci sonsuz kabul edilir. Hani böyle kağıt üzerinde gerçekte böyle bir şey yok ama yani sonuçta biz sorularımızı bu şekilde kabul ediyoruz. Bu durumda şimdi sen buradan böyle geldin ya bu tarafa gidemezsin. Voltmetre yol üzerinde duruyor. Burayı kapatmış. Buradan akım geçirmiyor. O zaman bu çalışmayacaktır. Buradan akım geçmez. Akım geçmez. Evet. Tamam. Efendim bu tarafa baktığımız zaman da mecburen buradan geçen Yani ne olacak? Böyle 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 gidiyorsun yani. En sonunda da buradan çıkıyorsun. Şimdi okuduğu değerleri sor. Ya bu, bu çalışmıyor bir kere. Yapacak bir şey yok yani. Devrede çalışan kim var? Şu ikisi var. Ohm yasası bana ne gibi hak tanıyor? I çarpı R diyebilirsin diyor. Burada epsilon koymuşuz. Hadi biz akıma şuraya I diyelim. Hani I verelim. Şu formülle aynı olmasın diye. İki tane de R var. 2 R var şuradan. Sen buradan I'yi çekersin. Mesela E bölü 2 R dersin. Nefis. Tamam mı? Ondan sonra ne yapacağım? Voltmetreni okumaz. Bak buraya koymuş. Yanlış bağlamışlar. Okuma. Öyle değil. Bak sakin elelim. Sakin elelim. Şimdi şöyle bir şey. Tamam burası mesela diyelim ki e, ne olsun? Hmm, hangi harfleri kullanmışım? Hiçbir harf kullanmamışsın. K, L var tamam mı? Şurası L. Geldim buraya kadar L. L. Şimdi buradan geliyorum. K tıkandı. E, yani K tıkanmadı. Burada ampermetre var. Özür dilerim. K buraya geldi. Buradan geçemiyorum. Öyle olmuyor. Böyle olmuyor. Hani diyorsun ama bak şimdi burada biz burada harf değiştirme olayını niye göre neye göre ve niye göre veriyoruz? Şöyle ki sen enerji harcadığın zaman yani şu noktaya göre mesela diyelim ki şu noktaya göre burada enerji harcayınca yani i akımı R direnci üzerinden geçince buranın enerjisi daha düşük oluyor. Onun için farklı harfler veriyoruz. E buradan akım geçmiyorsa bak şimdi dikkat et. Buradan akım geçmiyorsa burada i çarpı R harcamıyorsan o zaman bu noktaya göre buranın enerjisi daha düşük olur mu? Hayır olmaz. Harcamıyorsun ki? O zaman sen hani buraya hangi harfi? Hocam voltmetrenin diğer tarafına başka harf vermek zor. Ya ne veriyorsan ver yani. Bak okumuyor diyorum yani. Okumuyor. Yani herhangi bir şey fark yok yani burada. O zaman sen şuraya da aynen geçebilirsin. Buraya L diyebilirsin. Öyle mi? Böyle mi? Hayır böyle bir şey olmaz. Çünkü bunun bu tarafa geçerken bak buraya L dedin ya. Buraya bir kere bir harf vereceksin M diye. Ampermetre gibi böyle küt diye geçemezsiniz. Buraya K diye geçemezsiniz. Voltmetre üzerinden akım geçirmez. Buranın enerjisi ne olursa olsun. Onun için buraya başka harf vermek zorundayım. Ama burada harcama olmadığı için işte burayı M yapabilirim. Bak tekrar ediyorum. Bu noktaya göre buranın enerjisi farklı değil. Çünkü harcama yok. O zaman burası M olur. Ha burası M oldu mu? İtirazın yoksa. Burası da M olur. Dikkat edin bak bu direnç ne oldu? ML arasındaki bir direnç oldu. Yani voltmetre kimi okuyormuş? Bunu okuyormuş. Bu sorunun orijinalliği, güzelliği bu. Yani ben şimdi ÖSYM artık voltmetre ve ampermetreyi böyle farklı şekillerde bağlayarak soru soruyor ya. Okur, okumaz bilmem ne. Şimdi birden böyle bir şey yapar. Bu ne okur der. Şaşırtmasın. Ezbere okumaz. Hani voltmetre öyle bağlanmaz deyip soruyu kestirip atmayın. Şimdi buraya epsilon dedik. Kimler çalışıyor? Şu ikisi. ...efendim şöyle iki tane direncimi çizeyim. Şöyle yaptım. Şimdi buradan akım geçiyor. E, i̇kisinden de aynı akım geçiyor. O zaman V bölü 2, V bölü 2. Ya da biz burada epsilon demiştik. Epsilon bölü 2, epsilon bölü 2 diyebileceğiz. Şu da bizim aga işte. Şu. Evet. Onun okuduğu değeri de bulduk. E bölü 2 dedik. Yani şöyle yazayım buraya. Epsilon bölü 2. Akımı da şöyle ifade etmiştik. Soru tamamlandı. Evet. Bunu istediğim gibi bir iki üçlü soru yaparım. İstersen böyle tek şey sorarım. Yani e, genel soru üzerinde birçok şeyi konuşmaya çalışıyorum farkındaysanız. Efendim tabii ki de klasik istek haklısınız da KLM'nin tükenme süreleri. Arkadaşlar pilin e, kendi bünyesinde barındırdığı belirli bir enerji var. Bunu ne şekilde tüketeceğini ne belirler? Üreteşten geçen akım belirler. Şimdi ben burada formülünü, şununu, bununu böyle çok e, kurcalamak istemiyorum ama şimdi bakınız, şöyle bir şey vardır, tamam mı? Bunun ispatını ben yine tabii ki de e, kızmayın bana ne olur. Bu videoyu ilk kez dinliyorsan, benle ilk kez bu videoda tanışıyorsan yapacak bir şey yok. Yönlendirme yapmaya çalışıyorum. Elektrik akım videolarında bunun ispatını yaptım ben. Neden bu böyle oluyor diye elektriksel gücü mesela şu an yanlış yazdım. T var burada çünkü. Yani efendim şöyle ifade edeyim ben. Bir direnç var tamam mı? Bu direncin uçları arasında V potansiyel fark varsa, üzerinden iyi akımı geçiyorsa burada ısı olarak açığa çıkan enerji W. Yani şuradaki arkadaş W olacaktı. Yani bu kadar bir enerji açığa çıkıyor diyoruz. Tamam mı? Efendim sonra bunu biz e, işte parlaklığın formülünü bulmak için kullanıyoruz. Efendim W bölü T birim zamanda yapılan iş, birim zamanda harcanan enerji, birim zamanda aktarılan enerji. Ve oradan da ne oluyor? V çarpı I. Sonra diyoruz ki parlaklıkta bunu kullanmayalım. Niye? E, hem V'yi bul hem I'yi bul ne işe yarar? Gel bak biz I kare R'yi gösterelim sana. Bunun ispatı var ya da V kare bölü R'yi gösterelim. Şimdi bunu niye o zaman yani anlatıyorlar? İşte bak bu noktada şunu söyleyeceğim. Ben peki nasıl anlatayım? Şuraya bir yere yazayım. P eşittir V çarpı I ya. Üreteçten çekilen gücü merak ettiğimde ne yapacağım? İşte burada V yerine üretecin EMK'sını yazıyorum. Tamam mı? O zaman şöyle olacak bak. Olayım bu. Üreteçten çekilen güç epsilon çarpı I oluyor. E tabi biz bu tür sorularda çok kan gövdeyi götürmesin diye genelde özdeş üreteşler kullanarak bunu saf dışı bırakıyoruz. Ve ne oluyor bak üreteşten çekilen güç üreteşten geçen akıma bağlı olmuş oluyor. Onun için akıma bağlı olarak üreteşten çekilen gücün doğru orantılı şekilde artırıldığı, yani arttığını söylüyoruz. Peki daha çok güç çekersen süre nasıl etki? E tabi ki ters orantılı etkilenir. Bunu onun için süreyle akımı Ters bir şekilde veriyoruz. Onun için de burada böyle yapacağız. Şimdi burada kime arkadaşım? Eşdeğer direnç bularak gidiyor ama ben yapmayacağım. Şu anda bunlar paralel ya. Bak şimdi buna epsilon diyeceğim. Buna da epsilon diyeceğim. Paraleller. Nefis. E bunlar da paralel. Zaten bunların yerine geçen eleman da öyle. Bu da epsilon aldı. Şuraya bakıyorum. Burası da 2 epsilon aldı. Güzel. Şimdi ben... Ohm yasası biliyoruz çok şükür. i çarpı R. Şimdi V'lerine bak. Dirençleri aynı zaten. Özdeş lambalar kullanmışım. Bunu buradan patlatacağım. Akıma göre yani voltaja göre akım vereceğim. Şimdi epsilon olduğu yerde iyi verdim. Burada da iyi verdim. O zaman ana kol 2 oldu. Yani bu üreteşten geçen akım 2 oldu. Şuna bakıyorum. Epsilon'da iyi vermiştik ya. O zaman burası da iyi. Şuna göre yapıyorum. O zaman bunların görev dağılımı yapıp bunları i bölü 2, i bölü 2 yani oluşturmuş olmaları gerekiyor. Bak adam azar azar kullanıyor. i bölü 2, i bölü 2 kullanıyor. Sana göre daha iyi durumda sonuçta şimdi. Buraya baktığında 2 epsilon dersen o zaman ben 2 yaparım. Buradan da böyle 2 gelir. Nefis oldu. Şimdi ters orantı yapacağız. Ya da zamanla akımı çarptığınız zaman aynı şey çıkacak. Şimdi burada ne yapayım ben? Buna T dersem mesela T süre hayatta kalıyorsa o zaman 2 T oldu ya burası galiba 4 T olacak. Burası da galiba yine T olacak. Yani bu daha uzun ömürlü deyip geçebiliriz. Mesela bu 1 2 3'lü soruda işte karşına gelebilir. Zamanla e, akım, üreteçten geçen akım hangisinin tükenme süresi soruluyorsa onlar gördüğünüz gibi ters orantılı. Ben böyle buluyorum. Yani R/2 bölü deyip eş değer direnç böyle yapmayın. Genelde zaten bu tür bir soruda çok karmaşık bir şekil vermiyorlar. Hemen voltajdan gidip yapabilirsiniz ya da bu soruda böyle bir yöntem öğrenmiş olabilirsiniz. Tükenme süresiyle akım gerçekten ters orantılıymış. Evet, bu videodaki son sorumuza geldik. Efendim şurada bir reosta var. Reostanın sürgüsü ok yönünde ilerlerse ampermetrenin ve voltmetrenin okuduğu değerler ne olur? Şimdi burada birinci tuzak buradaki reosta. Şimdi klasik reosta şöyledir. Bakın her yerde var ikisini de görün diye. Böyle gelirsin buradan devam edersin. Bunu bu tarafa götürünce şuradaki zikzak artıyordur. Direnç artarsa işte akım azalır. Voltajın sabit kaldığını düşünürsek. Ama bizimki nasıl? Bak şöyle bir şey. İki tarafından böyle şöyle geliyorsun. Şöyle bir şey var. Şimdi Şimdi şuna dikkat edin bak. Geldim. Şimdi buradan böyle şu noktaya değiyor ya sürgünün ucu. Buraya kadar gelmek şurada dirençten geçerek var. Bir de buradan böyle gökten inmiş gibi burayı bypass ederek var. E ben o zaman bunu tercih edeceğim ve buradan itibaren bakacağım. Yani ilk başta durum bu. Sonra sürgüyü sağa getirirlerse bak o geçtiğim yer küçülüyor. Dikkat et. İki farklı reyasta türü. Yani sorularda karşınıza gelebilir diye. Yani bunu böyle ok yönüne götürdükleri zaman senin muhatap aldığın yer burası oluyor. Ve buradaki direnç azalıyor. Şimdi efendim bakalım. Şimdi buraya ben KL diyeyim tamam mı? Burası L oldu. Burası L oldu. Bu L oldu. K geliyor. Ampermetrenin iş direnci sıfır. Değişmez. Yani böyle değişmez derken bizi ilgilendirme harf değişmez anlamında bu da e, K olarak geldi. Bak şimdi sen burada sürgüyü sağa sola götür. Ben bu harfleri buraya taşıdım mı? Buradaki direncin uçları arasındaki harfler KL kaldı mı? O zaman ben her durumda KL arasını ölçüyorum burada da gördüğünüz gibi bu. Ha şimdi bir eksiğim var. Bunun iç direncinin sıfır olduğunu söylemeliyim ki bu soru sağlıklı bir şekilde çözülsün. Keşke bak elim gitmiş işte. Eskiden bunun iç direnci olurdu. Bu sürgüyü böyle çektiğin zaman da bu da etkilenirdi. Ama bizim şu andaki müfredata göre iç direnci önemsenmeyen yani sonuçta arkadaşlarla çalışıyoruz. Böyle bir şey olmak zorunda. O zaman sen epsilon okumaya devam edersin. Bu değişmez. Evet değişmez. Şöyle bir yazalım ya. Evet buna baktığında direnç artıyor. KL sabit. V eşittir. I çarpı R e var. KL voltajın sabit. Dirençte azalma var. O zaman akım artar. Bunun olayı değişmedi. Buraya gelen akım da değişmedi. Buradaki akım arttı. Akım artarsa ampermetrenin de okuduğu değer artar. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu çalışmalar devam edecek. Sayısını arttırmaya çalışıyorum. Şimdilik haftada 2 ile gidiyorum ama daha da arttıracağım. İnşallah yapacağız bunu. Lütfen tekrar ve son kez söylüyorum. Hangi sınıftaysan lütfen yorumlara yaz. Hangi konudan video istediğini, hangi tür soru tiplerinden soru istediğini bana söyle. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.